Öğretmen dizisinin 8. bölümünde artık her şeyin yavaş yavaş sona ereceğini hissetmeye başlayacağız. Örneğin Akif öğretmen Gizem'le konuşurken ona bir rüya gördüğünü söyleyecek. Bu rüyasında kendisini 10. günün sonunda çatıdan aşağıya bırakırken gördüğünü söyleyecek. 8. bölüm iplerin kopma noktasına geldiği bir bölüm olacak. Bununla neyi kastettiğimi biraz sonra anlayacaksınız. Bölümün başında Akif öğretmen bugünün dersinin adının öz eğitim olduğunu söyleyecek ve herkese telefonlarını verecek. Sonra da istediğinizi yapabilirsiniz diyecek. Bu arada rüyanın videosunu yaptıran kişi yani Taner öğretmen ortaya çıktı. Bizi bırakacak mısınız diye soran öğrenciler olacak. Akif öğretmen ne yazık ki olay sadece bununla sınırlı değil. Ne söylemek istediğimi muhtemelen yarın anlayacaksınız diyecek. Akif öğretmen onlara telefonlarını verecek vermesine ama bu sırada önemli bir uyarı yapacak. Eğer işbirlikçim gibi görünürseniz bu geleceğinizi mahveder. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız diyecek. Yani aslında onların üzerine ağır bir yük bırakıyor telefonlarını vererek. Akif öğretmen son olarak şunları söyleyecek. Önemli kararlar almadan önce aklınızı kullanın. Sonra zihninizde dolaşın ve her şeyden emin olun. Bunu yaparsanız eğer doğru cevap ortaya çıkacaktır diyecek. Bu sözlerin ne anlama geldiğini herkes daha sonra anlayacak. Hatırlarsanız eğer bir önceki bölümün sonunda Yılmaz Komiser Metin Amir'le yüzleşmişti. Sen de Akif'le işbirliği yapıyorsun demişti. Bu konuşmanın devamı şöyle olacak. Metin Amir kanıtın var mı yoksa tahminde mi bulunuyorsun diyecek ve oradan ayrılacak. Yılmaz Komiser tabii ki durmayacak. Bu kez gizlice Zeynep öğretmenle konuşmak isteyecek. Bir önceki bölümde Kenan'ın Zeynep öğretmenin gerçek babası olmadığını öğrenmiştik. Kenan evden çıkınca Yılmaz Komiser Zeynep öğretmenle konuşmak için gizlice eve girecek. Bu konuşmanın detaylarına biraz sonra bakalım. Merkeze alınan Taner öğretmenin ve aynı zamanda Sur çetesi liderinin eş zamanlı sorgusu devam edecek. Taner öğretmen ısrarla bu videodaki ben değilim demeye devam edecek. Ancak diğer odada sorguda bulunan çete lideri rüyanın sahte videosu için bize para veren kişi Taner öğretmendi diye itirafta bulunacak. Şimdi Yılmaz Komiser ve Zeynep öğretmen arasındaki konuşmanın detaylarına bakalım. Bu konuşmada Zeynep öğretmenin kaza olayı da aydınlanıyor. Olay kısaca şöyle. Zeynep öğretmen Taner öğretmenin öğrencileri bir eşya gibi pazarladığını öğrenmiş. Hatta Taner öğretmen ona da rüşvet vermek istemiş. Çünkü üniversiteye tavsiyede bulunmak istediği başarılı bir öğrenci Zeynep öğretmenin öğrencisiymiş. Ama Zeynep öğretmen onu reddetmiş ve onu şikayet edeceğini söyleyerek uzaklaşmak istemiş. Bu arada bu konuşma sırasında Kültür ve Eğitim Bakanlığı yapan veya önceden yapmış birisinin Taner öğretmenle irtibatı olduğu ortaya çıkıyor. Zeynep öğretmen, Taner öğretmen ve bu bakanın fotoğraflarını masaya koymuş. Zeynep öğretmenin bu fotoğrafları nereden bulduğu şu an için belirsiz. Ancak olay buraya varınca yani Taner öğretmen köşeye sıkışınca bir anda yüzündeki maskeyi çıkarmış ve Zeynep öğretmeni çeteyle tehdit etmiş. Eğer böyle bir şey yaparsan başına ne gelir bilemezsin demiş. Sonra da çeteye giderek onun susturulmasını istemiş. Yani kaza olayının da ardında Taner öğretmen varmış. Yılmaz Komiser bunları öğrenince Taner öğretmenin sorgusuna katılacak ve bunları sen mi yaptın, itiraf et diye baskı yapacak. Ancak Taner öğretmen avukatım istiyorum deyip susacak. Şimdi biraz da okulun içerisinde ne olacağına bakalım. Bölümün en şok edici anı sınıfın içerisinde yaşanacak. Aslında bu bölümde sınıfın içerisinde iki tane şok edici gelişme olacak. Bunların birincisi şu. Ben öğrencilerin isimlerini söylemiyorum çünkü bunlar değişebiliyor. Sınıfta bilgisayar işlerinden çok iyi anlayan bir kız öğrenci zaten rüyanın videosunun sahte olduğunu anlamış. Çok önceden anlamış. Bunu erkek arkadaşına paylaşmış ama biraz da onun baskısıyla bundan kimseye bahsetmemiş. Yani rüyanın ölümüne, mahvolmasına resmen göz yummuşlar. Aynı kız öğrenci bu kez Taner öğretmen ve rüyanın videosunu incelerken yine inanılmaz bir şey fark edecek. Ekranda belki bir saniye yüzü görünen kişi aslında Taner öğretmen değilmiş. Kız öğrenci diğer öğrencilerin de baskısıyla videoda görünen kişinin kim olduğunu herkese izletecek. Meğerse Taner öğretmen sandıkları kişi Akif öğretmenden başkası değilmiş. Öğrenciler burada inanılmaz bir ikileme düşecek. Bir kısmı bu videoyu hemen sosyal medyaya yükleyelim ve Taner öğretmeni kurtaralım diyecek. Diğerleri ise hayır Akif öğretmen böyle birisi değil. Eğer bunu yaptıysa mutlaka bir bildiği vardır diyecek. İşte tam bu sırada Akif öğretmen sınıfa girecek ve öğrenciler ondan bir açıklama isteyecek. Ama Akif öğretmen hiçbir şey söylemeden bunu aranızda konuşun diyecek ve sınıftan çıkıp gidecek. Tam bu sırada herkesin aklına Akif öğretmenin dersin başında söylediği önemli bir karar almadan önce iyice düşünün tavsiyesi gelecek.
Sınıftaki herkes Akif öğretmen bu videoyu sosyal medyada yayarken acaba ne düşünüyordu diye sorgulamaya başlayacak. Bu konuşmaları Akif öğretmen kameradan gözyaşları içerisinde izleyecek. Sonunda beni anlamaya başladınız. Artık başkalarını ne düşünüyorsunuz diyecek. Video olayının aslı şu. Videoda görünen kişi Taner öğretmen olmadığı gibi öğrenci de Rüya Değin. Akif öğretmenin amacı şu. O Taner öğretmenin gerçekten suçlu olduğunu biliyor. Yani o emin olmadan bir şey yapmıyor zaten. Ama elinde kanıt yok. İşte bu video sayesinde onu itirafa zorladı ve istediğini aldı. Bu arada bu bölümde Gizem ve Akif öğretmenin en baştan beri beraber hareket ettiği ortaya çıkacak. Görüntülerdeki kız Gizem'di. Her şeyden en baştan beri haberi vardı. Yılmaz Komiser bölüm sonuna doğru Metin Amir'le yüzleşecek. Aslında Yılmaz Komiser burada tecrübesini konuşturacak. O Metin Amir'i kimseye ispiyonlamamış. Onun ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışmış ve epey önemli bir şey öğrenmiş. Meğerse Zeynep'in yıllar önce ölen annesi Metin Amir'in eşiymiş. Yani Zeynep'in biyolojik babası, gerçek babası Metin Amir. Yılmaz Komiser ve Metin Amir arasında bu konuşma geçerken içeriği polisler basacak. Meğerse Yılmaz Komiser'in yardımcısı terfi alabilmek için Metin Amir'i ihbar etmiş. Metin Amir görevden alınacak ve muhtemelen sorgulanmak üzere merkeze götürülecek. Olaya bakması için yeni bir müfettiş atanacak. 8. bölüm şöyle sona erecek. Yeni müfettiş Akif öğretmenin kimseyi öldürmediği gerçeğinden hareketle onun blöf yaptığını söyleyecek ve okula girmeleri için özel bir ekip görevlendirecek. Bu arada Yılmaz Komiser gizlice tek başına okula girecek. Akif öğretmen onun geldiğini kameralardan görecek ve aşağı inecek. Yılmaz Komiser onun teslim olmasını isteyecek. Kimseye zarar vermeyeceğini biliyorum diyecek. Ancak Akif öğretmen bu noktada geri adım atamaz. Durum çok kritik. İkisi de birbirine silah çekecek. Hatta Akif öğretmen onunla gitmemek için Yılmaz Komiser'in ayağına ateş edecek. Sonra ikili kavga etmeye başlayacak. Bunlar yaşanırken polis ekibi de binaya girmek üzeredir. İkili arasındaki kavgayı yaralı olmasına rağmen Yılmaz Komiser kazanacak. Çünkü Akif öğretmenin kavga sırasında yine krizi tutacak. Yılmaz Komiser tam onu kelepçelemek üzereyken birisi ona arkadan sağlam bir darbe vuracak. Bu kişinin üzerinde bir tür robot giysisi olduğu için yüzü görülmeyecek. Yüzü görülmese de muhtemelen bu kişi Akif öğretmenin daha önceden bir film işinde beraber çalıştığı arkadaşı. Onunla telefonla konuşmuştu zaten. Evet, en başta söylediğimi tekrar edeyim. Gerçekten de ipler artık kopmak üzere. Akif öğretmen belki binaya giren polisleri Yılmaz Komiser'i rehin alarak durdurabilecek ama 8. bölümde artık her şeyin sona ermek üzere olduğunu ilk kez bu kadar fazla hissedeceğiz.